Hz. Mevlana'ya ait olduğu, evet, eğer yanlışsam lütfen hocam düzeltin. Ne söylersen söyle, evet, söylediklerin karşındakinin anlayacağı kadardır diye. Olsun. Peki bunu nasıl yorumlamak lazım? Tabii şimdi herkesin bir istidadı var muhakkak ki. Yani herkesin bir kabı kadardır alacağı şey. Ama yine de evet, söyleyeceğimiz sözün hedefini bulması için anlayabileceği kadar sadeleştirmemiz de gerekiyor. Yani böyle bir sorumluluğumuz da var. Ama insanların yani kaldıramayacağı ağırlıkta da mesela bazı diyelim tasavvufi konularda bu özellikle böyledir. Kaldıramayacağı şekildeki cümleleri kurmak o karşıdaki insana da haksızlıktır. Yani tabii, yanlışa da sevk edebilir. Şunu da unutmamak lazım ki, yani biraz konudan uzaklaşmış gibi olmasın da yine de fitnenin malzemesi de sözdür. Tabii, tabii. Fitnenin malzemesi, çünkü sözün kullanılış şeyi gerçekten o anlamda çok çok önemli. Tabii şu var, yani sözü de iyi ifade edebilmek için onun da bir gayretinde olmak lazım. Evet. Kelimelerinizin yani ne ifade ettiğini bilmek için zengin bir altyapınızın olması lazım. Bugün belki çektiğimiz sıkıntı bu yüzden. Evet. Gerçekten çok az kelimeyle, çünkü bir şeyinizi ifade ediyorsunuz, aslında bu biraz psikolojik sıkıntıya da sebep olur, dil yetersizliği. Tabii. Neden? Çünkü belki içinden çok dolu şeyler hissediyor ama bunu ifade edecek bir dil kuramıyor. O zaman da hakikaten insanların psikolojisi sarsılıyor. Yani böyle, evet, hadiseler de oluyor. Yani dilin sadece edebi meselesi, evet, doğru, ama zenginliği üzerinde de özellikle durmak lazım. Çünkü diliniz olmadan ne yazarınız olur, ne edebiyatınız olur. Çünkü bir de şu var, dilin ifade ettiği sembollere falan da yabancıysanız, çok kısır bir Türkçeyle, çok kısır bir dille, dediğim gibi günlük hayatınızı idare edecek ama o kamil insan olgunluğuna erdirecek dili kuramayız kısır dille.